Zordur bunu Ölümler telafi. zordur yani onu Çok söyleyeyim. zordur yani, bir kan davasına dönüşür. Peki. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cesaretli bir lider akımından dolayı bu kararları verirken, özellikle çözüm sürecinden bahsederken, ben bunu bitireceğim demişti ve söz vermişti. Kefenimle bu meclise geldim diye açık açık söylemişti. Bunları baktığımızda örgüt bunu niye okuyamadı? Bu kardeşliği niye pekiştiremedi? Bunu defalarca söylediniz. Dediniz ki uyuşmazlık var bir defa. Doku. Doku uyuşmazlığı var. Örgütün böyle bir güçlü mesajın karşısında farklı bir yapılanmaya gitmesinin niye böyle bir olumsuz tabuya sevk etti? Burada dış güçler mi vardı, farklı bir niyetleri mi vardı? Şimdi Sayın Abdullah Öcalan yakalandığında birçok güç bir Türkiye'de iç savaş bekliyordu. İşte APO dünyada yer verilmeyecek. Bir de Türkiye'ye teslim edilecek. Türkiye onu hızla yargılayıp bir biçiminde ortada kaldıracak. O zaman Kürt halkı üzerinde büyük etkiye sahip Öcalan'ın intikamı için Kürtler harekete geçecek. Türkiye ile Kürtler arasında uzun yıllar sürecek, Türkiye'nin yıkımını getirecek bir savaş gündeme girecek. Bunun için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Şunu ifade ediyorum. Öcalan içeride arda arda gönderdiği talimatlarla bunun önünü aldı. Ben kendim o dönemde fedai güçlerinin sorumlusuydum. 1500 kişiyi fedailik için hazırlıyordum. Eğittim. Ben de savaştan yanaydım. Ama Öcalan'ın barış ısrarı bizi durdurdu. Daha sonra da onun o barışçıl yaklaşımının doğru olduğunu deneyimlerimizle yaşayarak gördük. Kimimiz görüş değiştirdik, kimimiz o eski klasik çizgide ısrar ettik. Israr edenler reform isteyenleri, değişiklik isteyenleri tasfiye etti. Ondan sonra o sava özü itibariyle savaşçı karakterleri olmayanların savaş karakterleri zayıf ama savaş isteyenler kazandı. Bu temelde dış güçlerin teşvikiyle ve biraz da geçen yıl yaşadıkları, bu Hakkari'de yaşadıkları geçici başarılarla şey ettiler, savaşın kazanabilirsiniz dediler. Bu PKK yönetimi de buna inandı ve bugünkü felaketli sonuçlar doğuran savaşı kabul etti.